Evet Aytun, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Geldik. Şu anda açık denizlerdeyim. Kaç tane para katım var? Bir de karidesle yaptık. 3 para katımız var. Başka bir yer atacaktık. Bugün hava lodos veriyor. Sert lodos veriyor. Bakın biraz daha siper bir yere atıyoruz. Fakat lodosun içinde kalamara bakacağız. Gün aydınlandığında. Şimdi bülbülle atıyoruz ki karanlıkta ay var. Var mı ay? Evet, ay tepemizde. Ay ile beraber takımlar iyi çalışır. Bülbül fosforludur. Yakamoz yapar. Dolayısıyla ayda bülbülle atmak mercan balığı için daha başarılı olur. O yüzden bugün iki takımı ayda atacağız. Hava biraz aydınlandırıp karidesleri atacağız. 3 takım atacağız. Sonra kalamara gideceğiz. Kalamardan sonra Allah kerim. Rast gelsin. Rast gelsin. Evet Aytu, çok güzel bir güneş var. Var mı kalamar? Şu anda bir ara gitmiyoruz. Aytu dedi ki abi dedi bir yer var dedi gidelim. Çok kalamar var dedi. Kıracağız belini dedi. Arkadaşlar şu anda kalamardayız. 3-4 tane kayık var. Henüz bizde siftah yok. İnşallah gelir rast gelsin bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 7 tane yem tuttuk. Ama çekemedik. Niye? Çünkü Efe yok bir şeyde. Kamerada. İkimiz tutuyoruz kalamarı. Evet. Beceremedik. Ama 7 tane kalamar var. Şimdi açıkta batığa çıkıyoruz. Güzel bir batık var. Batıkta bir sinerit deneyeceğiz. Oradan da kahvaltıya gideceğiz. Sonra para katlara böyle kademe kademe avcılık yapacağız. Kalamarı belki gösteremedik ama mesela şimdi sinerti göreceğiz inşallah. Oradan para katları göreceğiz. Daha işimiz çok, biraz gelsin. Arkadaşlar demin bir akıya hazırladık. Kalamarımız hazır şöyle. Nasıl ama? Çok cincik. Ayıklayacağız inşallah. Bir batığın üstündeyiz. O balığı yazdırdığımız akya. O balığı öldürdüler. Rast gelsin diyelim, bekleyelim. Evet. Ne bu? Oha. Bir ıskatar, bir mercan. Aşağısı tam tayla vurdum. Evet. Ama bak küçük iğnelerde görüyor musun? Evet, aslına bak. Gördün mü? Bak ana iğnelerde ufak iğneler. Eğer bu iğneler ikisi büyük olsa bunlar gelmezdi. En azından yem katliamı olmuyor. Evet. Evet Aytu. Evet reis. Batağa gittik. Ondan sonra cığıma. Batıkta kalamarla canlı yem denedik. Bir tane ıskata, bir tane mercan aynı takıma gelmiş. Geldik şimdi. Burası Kefalos arkadaşlar. Kefalos burnu diye geçer. Eskiden şu gördüğünüz yukarıdaki çakarın dibi karakolmuş. Burası böyle aslında bir tabii liman. Şöyle iç tarafı koy. Burası böyle içeriden doğru geliyor. Liman gibi düşünün burayı. Bakın liman ta karşıda da gemimiz adaya yanaşıyor. Orası Kuzu Limanı. Gökçeada'nın güzel bir bölgesi. Dibi taşlık, zemini güzel bir bölge. Balıkçı arkadaşlar mücadele ediyor. Bizim takımlarımız onların biraz açığında. Biz şimdi para katları çekeceğiz. Sabah kalamara baktık. 5 tane falan tuttuk. 5-6 tane. Gittik 3 mil açıkta bir batık vardı. Batığa çıktık. Orada da bir tane mercan yavrusuyla öyle yarım kiloya yakın bir tane de ıskatar aldık. Tek iğne, yani tek oltada. Baktık beğenmedik zemini, yani şeyi, merayı. Yürüdük geldik. Şimdi dediğim bölgede Kefalos'da şu güzelim burunda. Ondan sonra çayımızı yaptık, kahvaltımızı yaptık. Şu çayları bitirdikten sonra doğru Parakat'a gidiyoruz. Parakatları çekeceğiz. Parakatları çektikten sonra Livar'da bakalım şöyle kaç tane, 2, 4, 5 tane, 3 tanesi büyük olmak şartıyla çok güzel kalamarımız var.
Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Ondan su içi konservsiz oldu bu arada. Şöyle. Evet. Parakatlarımızı çekeceğiz. Zor yer. 65 metre taşlıklara attık. Ayla attık. Ayda mercan yürür. Başarılı olacağını düşünüyorum. Onun haricinde buradan yürüyeceğiz. Sinert taşlarımıza kamışla, canlı yemle sinerte bakacağız. Parakatları çektikten sonra sinertlere baktıktan sonra tayra bur yapacağız. Yine geniş bir avcılık sistemi var. Niye? Biz ticariyiz. Hep söylüyoruz. Biz balık yakalamak zorundayız. Çünkü biz balık yakalayarak geçiniyoruz. Dolayısıyla bizim avcılıklarımız denizde her tür olmalı. Yani parakat atmalıyız, canlı yem yapmalıyız, tayra bura bakmalıyız, kalamara bakmalıyız ki bunların hepsini yapacağız. Bugün her zaman yapıyoruz. Ki bir yerde çeldirelim. Geçen gün mesela, hatta bugün yayınlandı. Bir akya, bir sinarit. Biri canlı yemde geldi, biri parakatta geldi. Eğer parakat atmasaydık bir tane sinaritle eve dönecektik. Eğer el oltası yapmasaydık bir tane akyeyle eve dönecektik. Tabi onun yanında ıvır zıvır da oluyor. Baktığınızda yani Allah bereket versin. Totalinde bir şeyler kurtardı mı? Sonuçta ben aile bakıyorum. Ondan sonra yanımızdakiler aile bakıyor. Dolayısıyla bizim kazanmamız gerekiyor. Siz de bunu anlayışla karşılayın. Hani avcılığımız biraz çetin geçiyor. Ama sebepleri ticari olduğundan. Biz bunu zevk için yapmıyoruz. Biz bunu para kazanmak için yapıyoruz. O yüzden bunu böyle algılayalım. Evet, çayımızı içiyoruz, gidiyoruz. İyi seyirler, daha çok yolumuz var. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, karidesle attığımız takım neredeyse yarından fazlası geldi. Henüz bir şey yok. Bunları tabi balıktan saymıyorum. Çünkü litre yani çok para etmiyor. Ama yine de Allah bereket versin. Evet, parakata devam ediyoruz. Daha açıkta bülbülle yemlediğimiz takımlar var ama karides takım bitmedi tabi. İnşallah bir şey gelir çekeriz. Haydi rast gelsin bakalım. Devam. Ya versene. Kes şurayı. Hep dibe takıyor bunlar. Ve yok. Bu nedir yahu? Arkadaşlar şu ana kadar bir şey yok. Ama daha takım çok. Devam. Devam. Arkadaşlar bütün takımlarımız havada kalmış. Bir şamandıra kopmuş. Bütün takımlar havada. Fakat dibe değdiği an iki tane balık görüyor musun arka arkada? Bunu al hemen. Kameraya göster. Bırak kepçeyi. Görüyor musun? Evet. Daha dibe değdi tabii. Böyle bırakalım. Hemen öbürünü alalım. Sanki dibe değdi bak. Gel de kahrolma. Bak gözüne takmış. Evet. Evet arkadaşlar. Nasıl abi Aytu? Güzel. Daha dibe değdi. Dibe değmesiyle beraber güzel balıklar başladı. Hadi devam. Haydi bakalım. Devam. Ya, güzel. Bu da yarım kilo. Nasıl? Güzel bir balık. Şuraya koyuyoruz. Hadi devam. Devam. Aşağıya bak.
Evet. Birden beri uğraştıran. Uğraştıran bir balık vardı. İlker Reis'i. Evet. Al şunu. Hemen kes. Kes dibini. Kamerayı geçirme. Evet, bu ne var? Tepkiyi boşalt. Hala denizdeyiz. Devam. Evet arkadaşlar, gördüm. Bir tane daha yarım kilolu. Bunlar da güzel. Nasıl? Her geçen dakika artıyor. İşte balıkçılık böyle bir şey. Hiç anlayamazsın ne olduğunu. Bir anda her şey değişiyor. Ama bizim paragatlarımız hep havada kalmış. Maalesef. Çalışmadı takımlar. Sadece az bir yere değmiş. Onu da alıyoruz artık. Yarım paket kalmış. İnşallah yarın olacak ama daha takım denizde tabii. Daha ucunumuz var. Daha devam. Daha canlı yeme bakacağız. Kalamarımız var. Yani denizde işimiz çok. Hep beraber seyredeceğiz. Seyirler nasıl ya? Nasıl? Güzel. Alın. Bırak. Devam. Hadi bakalım, rast gel. Kayıttayız. Kepçeye gidelim. Yakışıklı bir balık. Bir kiloya yakın bir balık. Bereket versin. Tamam. Devam. Kayıttayız. Ay, şamandırayı görüyorsun değil mi? Bak şamandıra nerede? Of. Ay maşallah. Nasıl? Dur elleme. Getir kamerayı. Çünkü tabii kepçeden de çıkar bu arada. Elleme derken havaya abu dedim ha. İşte bu yol balığı. Evet. Çek şunu yukarı. Nasıl Aytur? Çok güzel. Bu 10 kilo üstü bir balık. Maşallah. Son balığımız. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar yarın daha hızlı bir av yapacağız ama daha denizdeyiz tabii. Parakat bitti, şimdi el ortasına bakacağız. Haydi rast gelsin Aytur. Evet Aytur geldi. Evet. Güzel mi? Maşallah. Var. Evet. Var. Alalım artık, yeter. Yani yeter. Reis. Benim de takatım. Evet, bugün arkadaşlar Barakat'ta balığımız geldi. Onu göreceksiniz. Arkasından yemin dedik, daha dakika bir gol bir. Yani en azından geldi, gol bir demeyelim. Çatlatalım hayvanı. Nasıl buluyorsun Aytun beni? Başarılı. Çok ölümcül. Evet.
Ama bu herkesin yapabileceği olan bir şey. Sadece meraları ezberlemekle alakalı. Yıllarca ezberlemişiz. Hani nerede ne var? Sadece yılların deneyimi. Yoksa harici bir yetenek olduğunu düşünmüyorum. Herkes bulunduğu alanda iyidir. Biz de iyi sayılırız bulunduğumuz alanda. Kamışta biraz beceriksizim ama yani kamışı kullanmakta beceriksizim. Zamanla onu da geliştireceğiz ağır ağır. Daha 3 aylık aboneyiz sonuçta. Kanalındayız. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Biz balık tuttukça siz bizi destekleyin. Siz destekledikçe biz tutalım. Evet Aytu geliyor. Gelsin bakalım. Ne geliyormuş? Sinir gibi geliyor bana. Bakalım. Evet. Evet. Parladı mı? Mercan'a benziyor. Evet, mercan. Oha. Evet, mercan. Günlerden mercan mı? Evet, günlerden mercan'a benziyor. Reis. Evet, bugün günlerden mercan. Ve ne geldi bak, nereye geldi? Önemli olan gel. Bak, nereye takıldı? Şimdi, arkadaşlar bakın. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iğne yutmayabilir. Ama bu iğneler, bu yutmadığında bile takılır. Bu yuttuğunda bunun kurtulduğunu düşün, bunlar yine takılmış. Yani bu iki iğnenin ne kadar avcı olduğunu aylardır anlatıyorum. Bu benim icadım. Herkes bir iğne koyuyor ama ben özellikle bunları koyuyorum. Bunlar bak ne kadar sağlam görüyorum. Tayra buradan çıkardım ben bunları. Çok başarılı iğneler. Şöyle bir tutalım. Ne var ya burada? Ağzım yüzüme geçiyor. Neyse. Şöyle bir. Nasıl? Şöyle. Harika. Daha hala 4 kalamarımız var. 5 kalamar vardı. İlk balığımız geldi. İnşallah 4 kalamarla da balık yakalayacağız. Devam ediyoruz, rast gelsin. Evet, güzel bir kalamar. Yakışıklı. Her şey olabilir bunda. Bu sefer sinerite atıyoruz. Geliyor mu? Hadi rast gelsin. Hadi gelsin. Vallahi bir balık yok ya. Balık geldi. Başka bir taşı ekliyorum. 12 yerimiz var. Bütçe telef ettik. Bir mercan geldi. Bir de küçük bir şey geliyor ama bilmiyorum ne geliyor. Çok sinirliyim. Şu yemleri yazık ediyoruz. Zaten zor tutuyoruz ama işte balıkçı ister istemez oluyor böyle şeyler. Elimizde değil tabii. Neyse. Belki yarın kurulup balıktır da. Yoksa iyi olur. Neymiş? Oo, büyük bir şey. Evet. Aa, parakat var aslında. Görüyor musun? Evet. Sanki bizim parakata benziyor. Vay anasını. Arkadaşlar ağzında parakat var, daha yeni takılmış. Ama bu da mercan öyle değil tabii mi? Tabii ki, elbette. Yani bu ne demek oluyor? Tayra bur yapsak gelir diyor. Hadi rast gelsin. Hadi rast. Evet arkadaşlar, günümüzü sonlandırdık. Bugün güzel geçti. Son anda yine, son 50 iğnede olan oldu. Ama yarın farklı olacak, göreceksiniz. İşi gördük. Yarın ciddi bir hamleyle çok daha başarılı balık yakalayacağız. Yine çok iyi. Var mı 30 kilo kadar? Var burada 30 kilo balık var. Allah bereket versin. Çok başarılıydı. Bizi izlemeye devam edin. Yorum yazın. Like atın.
abone olun. Eşiniz dostunu abone yapın. Bizim buna ihtiyacımız var. Biz bunlara ne kadar ağırlık verirsek siz de bize o kadar ağırlık verin ki daha çok güzel işler yapalım. Biz eğleniyoruz. Siz de eğleniyorsanız yarın yine bekliyoruz. Hepimize rast gelsin.